Aç. Ya benim kafam çok karıştı biliyor musun? Şimdi hangi durağa geliyoruz? Yani şu an neredeyiz biz tam olarak?
Araç sende Gürcan. Tamam. Çıkış yapmalarını bekliyorum. Hedef çıkış yaptı. İki de korumamız var. Bu o. Hedef doğru görünüyor ama yine de teyit edilmesi gerek. Operasyon sırasında kesin teyidi yapacağız. Hulki. Uzay. Efendim? Hulki'nin Fransızcası iyi miydi abi? 6-6-25. Derken? 10 üzerinden Gürcan. Ha. İyi. Araç sizde. İyi günler beyler. Votre permis de conduite et votre carte grise. Je suppose que je ne dois pas vous dire pourquoi, n'est-ce pas? Pardon? Ehliyet ve ruhsat. Ya, aksanınız biraz garipti. O yüzden anlamadım. Ben de seni anlayamadım. Seninki de çok garip. Bir şey demedim. Sadece Fransızcanız biraz garip geldi. Bekleyin. Hedef teyit edildi. Devam edebilirsiniz.
İn arabadan. Efendim? Arabadan aşağı in. Gel. Ellerini arabaya daya, yasla. Yeter ama ya. Ya bu ne saçmalık ya? Aç bacaklarını. Ya ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey hakkın var mı senin? Bir şey hakkın var mı? Kes. Problem var. Gerçek polis geldi. Est-ce que je dois vous aider ici? Non, ça pas la peine. Il y a pas de problème. Sorun var. Ya bu memur beni gereksiz yere tutuklamaya çalışıyor. Ya hızlan, adam mı tutuklanırmış? Ya tutuklayacağımı kim söyledi? Sadece bir üst araması yapıyordum. Tu connais ce policier? Non. Je connais pas non plus. Hadi Gürcan. Deniyorum abi, deniyorum. Bu kadar geliyor elimden. Gürcan, hadi çabuk ol. Burası karışacak. Pınar, burası zaten karışık. Bir susarsanız, ben çalışıyorum da. Bence hepimiz susmalıyız. Evet abi, evet. Sen yeni misin? Evet, bir hafta oldu başlayalı. Hangi polis merkezi? Biraz zaman lazım. Yeter artık. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hanımefendi, lütfen arabanıza binin. Bana emir veremezsiniz. Al bak. İşimi güçleştiriyorsunuz. Hadi, müsaade edin de işimizi yapalım. Tekrar ediyorum. Kottenberg bölgesinde silahlı soygun ihbarı. Sen kaldır elini, kaldır. Sen polis değilsin. Sen İndir silahını. Hey, sakin ol. Siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Sakin, vurdurtma kendini, sakin. Bak, vururum adamını. Vur, vur vur, ben de seni vururum, vur. Vururum adamını. Vur lan, vur. Patron, çabuk. Arabaya. Operasyon başarılı. Hedefi aldık. Güvenli eve geçiyoruz. Ah.
teklifimle geliyorsun. Ateş açıldı. Dikkat edin. Çekilin. Aha uyandı. Kimsesiz. Neredeyim ben? Türk istihbaratının elinde. Türk istihbaratı mı? Sebep? Sebebi bizim bir arkadaşımızı kaçırman olabilir mi acaba? Nerede lan Serdar? He? Serdar Kılıçarslan nerede? Söyle. Öyle birini tanımıyorum ben. Tanıyorsun. Seninle birlikte bu işte olan herkesi aldık. Şoförün de elimizde. Herkes elimizde. Fotoğrafı var mı? Görmem lazım. Adını bilmiyorum. Söylemediler bana. Bak lan. Bak. Evet. Tanıyorum. Ama kim olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Nerede saklıyorsunuz? Kimin elinde? Hayatta olduğunu sanmıyorum. Bana bak lan! Doğru konuş, boynunu kopartırım ha. Hulki. Gebertirim lan seni. Hulki. Bakın. Bana ne verdiniz bilmiyorum. Ama başım dönüyor. Tuvalete gitmem lazım. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Tamam. Ellerimi çözün lütfen. En ufak bir yanlışında kafana kurşun yersin. Kalk lan, kalk! Beni takip et. İçeri gir. Bunu asla bulamayacaksınız. Lan! Hulki! Lan! Topla! Ne yaptın lan? Ay bak, lan! Hulki abi bastır. Çıkar şu kaskın da kim olduğunu göreyim. Çok kan kaybediyor. Bak. Nice bastı. Kahretsin ya. Şah damarına saplamış. Adi herif. Öldü. Bir aydır bu herifi arıyoruz biz ya. Ne yapacağız şimdi? Aramaya devam edeceğiz. Ya adamın dediği gibiyse, ya hayatta değilse? Bu ihtimali şimdilik düşünmüyoruz, tamam? Eğer Serdar ölseydi bu adam kendini öldürmezdi. Konuşturacağımızı anladı ve sonuç bu. Mantıklı. Çok mantıklı. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Nasıl yani? Kimsin sen? Niye buradayız? Ne yapıyoruz? Benim Ceren. Serdar hatırlamıyor musun? Serdar beni kandırmıyorsun değil mi? Ne
demek istiyorsun? Niye kandırayım seni? Sakin ol Serdar. Benim. Gel kimse görmeden içeri girelim. Orada konuşalım, tamam mı? Gel lütfen. Tamam, sağ ol. Ben hallederim. Sağ ol. Sana bir şey mi yaptılar? Kimler? Kim bana bir şey yapacak? Sen gerçekten hatırlamıyorsun. Serdar, sen 1,5 aydır kayıpsın. 1,5 aydır... Nereden kaybım? Ne yapıyorum ki ben? İşimle nerede çalışıyorum? Sen Türk İstihbarat Servisi'nde çalışıyorsun. Adın Serdar Kılıç Arslan. Uzay. Kahve alacağım, ister misin? Uzay. Komşu komşu. Serdar. Ne oldu? Uzay. Serdar bu. Ne zaman? Bugün. Polonya. Polonya polisi tüm birimlere bir haber geçmiş. Serdar'ın bu fotoğrafını göndermişler. Evet. Şimdi Polonya polisinin haberleşme ana sızacağım. İlla ki yeni bir bilgi gelecektir. Mete Başkan'dan hala haber yok mu? Mete Başkan sabah kaleye gitti. Hala gelmedi. Bir şey demedi mi? Bir şey demedi mi? Yani acil bir durum olursa emir komuta Zehra'da dedi. Polonya'daki ekiplerle hemen irtibata geçmeliyiz Gürcan. Evet evet, Zehra'lara da haber ver. Ben ne yapıyorum şu anda? Ya vay ya. Acaba ayakkabılarını çıkarsanız mı ya? Yani kim küvete ayakkabıyla girer ki? İntihar edecek adam onu mu düşünür? Bilmem, bana saçma geldi. İntihar mektubu da yazacağız mı? Ya dayı, bu kızın şu rahatlığı beni hasta ediyor. Toparlanın. Polonya'ya gidiyoruz. Aha. Polonya? Serdar'ın izini bulmuşlar. Polonya'daymış. Güzel haber işte. Ulan be, bulduk kardeşimizi. Peki Polonya'nın hangi bölgesinde, belli mi? Henüz bilmiyoruz ama bulacaklar. İnşallah, inşallah. Yoksa koskoca ülkede bulmamız zor olacak. Artık Serdar'ın hayatta olduğunu biliyoruz. Ne olursa olsun bir şekilde bulacağız onu. Hadi, kaybedecek vaktimiz yok. Hadi çıkalım. Bak. Şöyle mi yıkasaydım ya? Sen bunları nereden biliyorsun? Ben senin sevgilinim. Seni neden tanımıyorum? Bilmiyorum. Sana bir şey yapmışlar, beraber çözeceğiz. Tamam, dediğin gibi olsaydı seni hatırlamam gerekmez miydi? Serdar, sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Bak. Bak, sana göstereceğim. Fotoğraflarımızı göstereceğim. Tamam mı? Bak. İkimiziz burada. Tanıştıktan birkaç ay sonra. Hatırlamıyor musun? Gel otur, sakin ol. Bak, burası Ankara. Bak. Bunların sahte olmadığı ne malum? Serdar, bunlar sahte falan değil, hepsi gerçek. Bence sen başından beri bana yalan söylüyorsun. Hayır, yalan söylemiyorum. Bunların hepsi gerçek. O zaman beni orada nasıl buldun? Ha?
O kadar ıssız yerde nasıl buldun beni? Anlatacağım. Tamam, anlat, dinliyorum. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Serdar, ben sana yalan söyledim. Seni kandırdım. Beni senin yanına soktular. Ben de başkaları için çalışıyordum. Delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Anlatacağım, dediğim gibi sana her şeyi anlatacağım. Kim olduğumu, ne yaptığımı, her şeyi. Ama en çok da seni ne kadar çok sevdiğimi. O adamlarla beraber çalışmadığını nereden bileceğim? Hayır Serdar, o adamlarla çalışmıyorum. Ben sana yardım etmek için geldim. Ama seni buradan çıkarmamız lazım. Peşindeler. Kim benim peşimde? Ne saçmalıyorsun? Kim, neden benim peşimde? Nereden kurtaracaksın beni? Düşmanların. Düşman... İyi misin? Sakin ol. İyi misin? Su getireyim mi? Uzay. Yine mi? Olay anından beri patlamayı görmedim, bir gece bile yok. Anlıyorum abi. Yani Zehra ile konuştum, o da benzer şeyler söyledi. Gerçi Hulki'ye sordum, o sıkıntı yok kardeş, ben mışıl mışıl uyuyorum dedi ama... yani Hulki işte, biliyorsun. Neyse. Ama senin doğal abi. 3 operasyon geçirdim bacağından. Geçti geçti, iyileşiyorum ben. Ebru'ya bir şey olmadı. Tabii bir de çocuğa. Önemli olan o. Uzay. Efendim? Mucizeler var abi. Ve bu da bir mucize. Kimseye ciddi bir şey olmadı. O yüzden sen de rahatla artık ha. Hatta bir psikoloğa falan mı gitsen acaba? Gürcan, bu harika bir fikir. Yani daha önce niye benim aklıma gelmedi ki? Psikolog için de çok farklı bir tecrübe olur. Daha önce hiç öyle biriyle seans yapmamıştır çünkü. Ben de ne diyorsun diyorum. Abi bazen ölü olduğumuzu unutuyorum yani. Sana olmuyor mu? Bana olmuyor. Çocuğumun babasız doğacağını aklımdan çıkaramıyorum. Ama ben rahatlamanın bir yolunu buldum. Hı. Nasıl? Dünyanın en güzel senfonisini dinliyorum. Kızımın kalp atışı. Bir dakika, bir dakika. Cinsiyeti belli olmuş, bana niye söylemedin? Yok, olmadı. Ama kız. Nereden biliyorsun? Ya of Uzay ya, bu da mı istatistik? Yok. Bu bir his. Ceren'in telefonu. Sinyal vermiş. Nereden? Kuzeydoğu. Belarus sınırına yakın bir Yaşdok şehrine 40 kilometre uzaklıktaki Bohonski köyünde. Tuzak olma ihtimali çok yüksek. Tuzak mı? Hadi. Ne hadisi Uzay? Hadi ekibe haber ver. Tamam tamam, veriyorum.
Evet. Direkt servis başkanının kendisiyle görüşeceğim Sayın Müsteşarım. Hayır yalnız. Hayır, servis binasında değil, dışarıda görüşeceğiz. Çıkar çıkmaz efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Hiçbir şey içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Rahat olun. Misafirimizsiniz. Ne kadar iyi bir ev sahibi olduğunuza tanıklık ettim. Ama yine de bir şey içmeyeceğim. Ankara'da neler konuşuluyor bu ara? Vallahi uzun zamandır Ankara'ya gitmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bir malumatım yok. Oralarda pek popüler değilsiniz anlaşılan. Yani doğrusu şu ki ben masa başı işi pek sevmiyorum. Sahada olmayı sevdiğiniz anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Her gün gelen kayıp ihbarlarından. Trafik levhalarınız karışık. Diplomatik dili bir kenara bırakıp iki dost gibi konuşursak ülkemde illegal operasyonlar düzenlemenizi hoş karşılayamam. Anladım. İki dost gibi. O zaman şöyle anlatayım. Ülkemin şehirlerinde bombalar patlatıp 52 tane polisimizi şehit eden teröristlere sahip çıkanları unutmayacağımızı bilmeniz gerekiyor. Bizi kastetmediğinizi düşünüyorum. Bu konuda size yardımcı olduk. Ayrıca hassasiyetinizin de farkındayız. Sizinle bu konuda her türlü işbirliğine açığız. Elimizdeki bütün bilgileri de sizinle paylaştık. Anladım. Bir sivil. Bulmak için elimizden geleni yapacağız. Konuştuğu adamı tanımıyorum. Belki bunu tanırsın. Siz beni mi izlediniz? Biz öyle bir nezaketsizlik yapmayız. Düşmanımızı izledik. Gördüğümüz manzara karşısında üzüldük. Benim ülkemde bir laf vardır. Zalimin masasında oturan da zalimdir. Elimden bir şey gelmez. Eğer adamı bulursak bilgi paylaşımında bulunacağımızdan şüpheniz olmasın. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Soruşturacağım. Türkiye bizim dostumuz. Yardımcı olmak isteriz. Ama ülkemde illegal faaliyette bulunmanıza hoş göremem. Özellikle de can güvenliğiniz konusunda endişelerim var. O konuda rahat olun siz. Korkma, korkma, patlamayacak. Bu da ne? Yani benim için endişe etmenize gerek yok. Başka insanların hayatları için endişe edin. Sizden nazikçe ülkemi terk etmenizi rica ediyorum. Bugüne kadar başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Halledip gideceğim. Al. Kayıp mı?
Her yere baktınız mı? Bakın, bu adam Türklerin eline düşerse büyük sıkıntı yaşarız. Tekrar bakın. Her yere bakın. Serdar, ne yapıyorsun? Senin anlattığın hiçbir şeye inanmıyorum. Demek hatırladın. Serdar, ben asla sana ihanet etmek istemedim. Asla. Ben böyle yaşamak ister miyim sanıyorsun? Her gün bin bir türlü yalanla, ihanetle. Ben sana gerçekten aşık oldum. Ama buna mecburdum. Anladın mı? Mecburdum. Tamam, bahset ye. Vur beni. Bitir işimi. Hadi. Çek tetiği. Sadece tetiğe basacaksın. Bu hikaye burada bitecek. Seni gerçekten seviyor muydum? Çok. Ama ben sana ihanet ettim. Neden? Mecburdum. Şu ev olmalı. Dikkatli olalım. Tuzak olabilir. Tamam dayı. Anlattıklarına ne kadar inanmalıyım bilmiyorum. Daha doğrusu kime güveneceğimi bilmiyorum. Çok haklısın. Ama hepsi geçecek. Her şeyi hatırlayacaksın. Kendine geleceksin. İnan bana. Ne yaptılar bana? Bunu ancak sen söyleyebilirsin. Ne oldu? Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oldu? Bak, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de çok büyük bir saldırı olacak. Ve bunun önlenmesi lazım. Ne diyorsun? Ne saldırısı? Nerede, ne zaman ben de bilmiyorum. Sana her şeyi anlatacağım. Ama benim gitmem lazım. Nereye? Serdar,
Sakın kimseye güvenme. Sakın. Serdar. Çok şükür iyisin. Çok şükür bulduk seni. Oh. Serdar ne yapıyorsun? Serdar. Çekil geri. Serdar ne oluyor? Çekil geri. Tamam sakin ol. Tamam çekileceğim. Ne oluyor? Arkadayım. Zehra burada bir problem var. Neredesin? Aşağıya gelin. İndir silahını. İndir silahını, kız ölür. Tamam, sakin ol oğlum. Sakin ol. Ne oluyor? Serdar? Serdar! Serdar, ne oluyor oğlum, şaka mı bu? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz dedim! Bu ciddi galiba. Bana da öyle geldi dayı. Silahlarınızı indirin. Serdar, benim, Zehra. Tanımadın mı? At silahını. At silahını! Silahını at! Serdar, oğlum indir şu silahı. Bak elinden bir kaza çıkacak. Hulki lan ben. Hulki, Hulki. Dostun, kardeşin. Tamam, herkes sakin olsun. Serdar, o silahı bırakmak zorundasın. Biz senin düşmanın değiliz. O yüzden mi buraya geldiniz? Siz de mi o adamlara çalışıyorsunuz? O adamlar kim? Ha? Kim onlar? Serdar, lütfen bırak beni. İndir şu silahı, lütfen. Önce onlar bıraksın. Kardeşim, bak güzel kardeşim, burada kimse seni vurmak istemiyor. Al, bak silahı da bıraktım. İndir şu silahı, hadi kardeşim. Hadi benim güzel kardeşim. Hadi bırak silahı, konuşalım aslanım. Hadi bırak. Siz de bırakın. Bırak! Sen de bırak, göreceğim. Bana bak, şaka yapmıyorum. Tamam. Üçten geriye sayacağım. İndirmezsen kız ölür. Üç. İki. Sakin ol. Bak Serdar, benim... Yaklaşma! Selam. Selam. Doktorlar ne diyor? Serdar iyileşecek mi? Vücudumda bazı kimyasallar bulunmuş. Nasıl, işkence falan? Bilmiyorum. Ama vücudunda, yüzünde herhangi bir morluk yoktu. Bak. Bak, o çok ilginç. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Arkadaşlar. Benim aklım Mete Başkan'da yalnız. Yani iki gündür ortalıkta yok. Hiç aradı mı, sordu mu? Aramadı. Allah Allah. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Selam. Aleyküm selam. Ne oldu Sermet abi? Kötü bir haber verecek gibisin. Aman ha. Vallahi onun gibi bir şey. Nasıl? Babam bir şey mi oldu yoksa? Yok. Sağlığı gayet yerinde.
Hadi söylemeyecek misin Sermet? Kaleden geliyorum. Size nasıl hitap edeceğimi bilemedim. Değerli arkadaşlar mı? Hayır. Evlatlarım mı? Belki. Belki hepsinden daha güçlü bir bağ var. Güçlü bir bağ var aramızda. O da aynı bayrağın altında yaşıyor olmak. Yan yana, omuz omuza mücadele etmek. Bilmenizi isterim ki sizinle beraber mesai yaptığım her saniyeden onur ve şeref duyuyorum. Size hep söylediğim gibi bizim işimizde duygusallığa yer yok. Devlet gel der geliriz, git der gideriz. Vazifenin büyüğü küçüğü olmaz. Anlayacağınız, siz bu satırları okurken ben yakında öğrenmiş olacağınız yeni görevime atanmış olacağım. Hayda. Yeni görev mi? Nereden çıktı bu? Veda edecek vaktim olsun isterdim. Son bir kez sizleri görmek isterdim. Ama yok. Benim yerime atanacak kişiyle de uyum içinde, saygıda kusur etmeden çalışacağınıza inancım tam. Hepinizi tek tek öpüyorum. Allah yardımcınız olsun. Mete Yücesoy. Yeni başkan diyor. Şimdi yerine kim gelecek acaba? Bir şey olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Sakin ol Roza. Sakin ol. Roza. Roza. Roza aç gözünü. Aç gözünü bir tanem. Roza. Roza. Roza!
Felç olmaya doğru gidiyorsunuz Yıldırım Bey. Her geçen gün daha kötü oluyor. Kimse 30 yıl boyunca omuriliğinde bir kurşunla yaşayamaz. Artık sinirlerinizi de iflas etme noktasında ben size bir kez daha ameliyat olmayı öneriyorum. Biliyorum bunu daha önce belki 50 kez duydunuz ama ameliyat olursanız hala bir şansınız olur. Yoksa bu mermi sizi yavaş yavaş öldürecek. Belki bir yıl içinde, belki daha yakın bir zamanda. İnsanı mermi öldürmez doktor. İhanet öldürür. Ben doktorum. Tıp ne derse onu söylüyorum. Ben değilim. Omuriliğimdeki merminin beni öldüreceğini söylüyorsun ya. O mermi beni yaşatan, ayakta tutan şey. Yaşama nedenim benim. Ama acı çekiyorsunuz. Hayatımda bir insanın çekebileceği bütün acıları çekmiş biri olarak söylüyorum. O merminin verdiği acı benim için sinek ısırığından farksız. Ağrı kesicileri de bıraktınız. Bir insan buna nasıl dayanır aklım almıyor. Olmaz. Dünyadaki en güçlü dürtülerden biridir intikam. İnsanı hayatta tutar. Her an, her saniye zinde kalırsın. Düşmanlarının gözüne son bir kez bakmadan ölmemek için yaşarsın. Benim görülecek hesaplarım var doktor. Kapanacak defterler, alınacak canlar. İşte o mermi beni öldürmüyor. Aksine hayatta tutuyor. Garip bir felsefe. Felsefeyle de ilgilenmem ben. Beni hakikatler ilgilendirir. Düşüncelerim değil, duygularım. Ben yine de ameliyatı öneriyorum size. Bu durumu hastanemizin başhekimine de ileteceğim. Bu durumu kimse bilmeyecek. Eşiniz, kızınız. Kimse dedim. Ama bunu rapor etmeliyim. İn arabadan. Burada mı? İn dedim. Sağda durur musun? Durmaz. Nasıl ineceğim peki? O senin sorunun. Kardeşim, de başkanım emretti diye geldim buraya. Onun için ailemden vazgeçtim. Sen Mete Başkan istedi diye ailenden vazgeçmedin. Ben de. Vazgeçtik çünkü devlet öyle emretti. Sapla samanı karıştırmayın. Gürcan nerede? Biliyorum. Saçma bir soru olacak ama iyi misin? Şimdi anladın değil mi beni? Ha, işte hayatımın özetini gördün o mektupta. Bir babam var sanıyorsun ama yok. Adamın ne zaman hayatıma girip ne zaman çıkacağını, kaybolacağını bilemiyorum. Ya Pınar, insan böyle gider mi Allah aşkına? Bir veda etmeden, Allah'a ısmarladık demeden. Ha? Hadi tamam, beni hiçbir zaman sevmedi. Ama siz, siz onun için daha değerlisiniz. Gürcan, saçma sapan konuşma, ne demek siz onun için daha değerlisiniz? Sen onun oğlusun, sen onun canısın, farkında mısın? Keşke oğlu olacağıma mesai arkadaşı olsaydım. Gerçi sizden de vazgeçmiş, saniyelerini almamış. Kızmıyorum ben. Görev bu. Ülkemiz için doğru olan budur. O da öyle yapmıştır. Biz amirlerimizi sorgulamayız Gürcan. Aynı şekilde emirleri de sorgulamayız. İşte ben sorguluyorum Pınar. Ben her şeyi sorguluyorum. Her sabah kalktığımda bu karargâhta ne işim olduğunu sorguluyorum. Çünkü benim hislerim var. Ben robot değilim. Sizin gibi değilim. Tamam mı? Gürcan, ben de robot değilim. Benim de hislerim var. Sadece üstünü örtebiliyorum. Aramızdaki fark bu yani.
Sen hiç terk edildin mi? Arkadaşlar, hadi toparlanalım artık. Yeni başkanımız gelmek üzere. Sabzadan haber var mı? Geçin. Zehra. Efendim, Serdar'ın tedavisi devam ediyor. Hafıza kaybı yaşıyor kendisi. Kanında bazı kimyasallar bulunmuş, onları araştırıyorlar. Ama umuyoruz ki en kısa zamanda yanımıza dönecek. İnşallah, inşallah. Adım Halit. Mete Başkan'ı çok iyi tanırım. Sizden bana bahsetti. Nereli olduğum, kaç yaşında olduğum, nerede görev yaptığım sizi ilgilendirmez. İlgilendirse de öğrenemezsiniz. Uzay. Hulki. Sermet, Gürcan, Hakkı Dayı, Pınar, Zehra. Başınıza neler geldi hepsini biliyorum. Teşkilata nasıl girdiniz onu da biliyorum. Hanginizin polen alerjisi var onu da biliyorum. Kahveyi kim sütlü içer, kim sade içer onu da biliyorum. Şunu da iyi biliyorum ki muhtemelen beni sevmeyeceksiniz. Bu umurumda değil. Sizden beklentim beni sevmeniz değil. Dediklerimi yapmanız. Sorusu olan. Güzel. Soru sormayan insanları severim. Çünkü cevaplayacak vaktimiz yok. Cevaplamamız gereken çok da önemli bir konu var. Kimsin? Ben bilmiyorum dedim ya. O kız her şeyi söyledi dedim ya. Ceren mi? Ne zaman? Saldırı nerede olacak? Başka bir şey söyledi mi? Saldırı hakkında başka bir şey hatırlamıyor. İşte bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Zayed Fadi'nin yerinin dolduracağını tahmin etmek güç değil. Çıkabilirsiniz. Zehra. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Ben de başkanım. Arkadaşlar ben sevdim. Adam net. Adam işi biliyor ama biraz dağınık. İyi. Mete başkanınızı aratmaz. Gürcan. Yok artık. Zehra. Sen bu adamı önceden tanıyor muydun? Evet. İlk zamanlarımda beraber bir görevdeydik. Oradan tanıyorum. Zor bir adamdır. Öyle. Saldırı işi çok canımı sıktı. Ceren'i bir an önce bulmamız lazım. Saldırı nereye olacak, kim yapacak? Afrika'dan gelen güzel haberlerini aldım. Şirket memnun oldu. Oralarda darbe yapmak çok kolay. Bulman gereken tek şey sarhoş bir general. Karşılığında milyar dolarlık elmas ve altın madenlerini hemen teslim ediyorlar. Dünyada bu kadar zayıf insan varken asla aç kalmayız. Tebrik etmek için mi çağırdınız? Tabii ki hayır. Fadil'in başına gelenleri duymuşsundur. Duydum. Masada bir sandalye boşaldı. Seni önerdim.
Tabii kendini ispat etmen gerekecek. Konu nedir? Konu Doğu Akdeniz ve doğalgaz. Orada epey canımızı sıkıyorlar. Libya ile yaptıkları şu anlaşma. Mavi vatan saçmalığı mı? Öyle mi diyorlar? Her neyse. Orada bütün dünyaya yetecek kadar rezerv var. Bizim şirketlerimizi bypass edip gelip burada doğalgaz ya da petrol çıkarmaları en hafif tabirle densizlik. Bence küçük bir uyarıya ihtiyaçları var. Ya bizimle masaya otururlar ya da... Ya da Türkiye'ye barış ve demokrasi götürürüz. Bu fikri sevdi. Doğu Akdeniz'de tarihi bir günün öncesindeyiz. Uzun süredir bölgede sürdürülen ve uluslararası tartışmalara neden olan petrol ve gaz arama faaliyetleri neticesinde bulunan büyük petrol rezervinin sondaj çalışmaları tamamlanmak üzere. Açılan ilk kuyudan petrol çıkarılacak. Bu rezerv Türkiye için tarihi bir öneme sahip. Rosa. Selam. 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 Annem. Tamam. Oh, babiş. Ne habersiniz? O çocuk kimdi? Miroslav. Geçen hafta tanıştık. Seni evine mi bırakıyor? Evet. Ne var bunda? Ona söyle, bir daha sana dokunursa bundan sonra kolsuz Miroslav olur ha. Babiş, bırak bu geri kafalılığı. Yani bazen çıklıyorsun diye. Konusu açılmışken Türkiye'ye taşınıyoruz. Güzel şaka. Sevdim. Şaka değil. Ben böyle bir şey asla kabul etmem. O Ortadoğu ülkesine de gitmem. Ortadoğu'ya gitmiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Sen ciddisin. Son derece ciddi. Ya ben böyle bir şey kabul edemem. Benim okulum ne olacak? Detayları konuşuruz. Arkadaşlarım? Görüntülü ararsın. Baba, bak, bak lütfen saçmalama. Bak Rosa, kızım. Bak bu benim için çok önemli. Siz olmadan da başaramam. Desteğinize ihtiyacım var. Bir iki sene kalıp döneceğiz zaten. İnanmıyorum size ya. Ya size inanamıyorum. 19 yaşındayım ben. 19. Ve siz böyle bir karar alırken burada bana da sormak zorundasınız. Benim burada bir hayatım var. Sana da sorduk işte. Cevabımı merak ediyor musun? Hayır. O zaman niye soruyorsun baba? Hayret bir şeysiniz ya. Umarım ne yaptığını biliyorsundur Yıldırım. Defne inan bana, Türkiye'nin bana ihtiyacı var. Rosa! Rosa!
Katip. Buyurun Yıldırım Bey. Hazırlıklar nedir onda? Çok güzel bir ev buldum. Biraz sonra size fotoğrafları göndereceğim. Onu demiyorum, diğer hazırlıklar. Hepsine çalışıyorum. Sizi mutlu edecek çok şey var, çok. Bari sen mutlu et. Don't struggle. Calm down. Hold him. Put his bloody legs down. Don't move. Calm down. Efendim kusura bakmayın. Çıkmamanız konusunda kesin talimat var. Kim veriyor lan o talimat? Ha? Ben verdim. Gel biraz seninle konuşalım. Gel. Daha iyi misin? İyi sayılırım. Seni tanıyor muyum? Aileni hatırlıyor musun? Çocukluğunu? Hı? Hayır. Neden? Ailen Almanya'da aşırı sağcılar tarafından bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hepsi. Annem, babam, kardeşim. Öldürüldüler, değil mi? Maalesef, evet. Ben neredeydim? En son bir trende uyandığımı hatırlıyorum, o kadar. Biz de bu sorunun cevabının peşindeyiz. Neredeydin? Kiminleydin? Kimseye bir şey anlattın mı? Hatırlamıyorum. Bak Serdar, her geçen saniye daha kritik oluyor. Bir şeyler hatırlaman lazım. Beni nasıl buldunuz? Bu kızı hatırladın mı? Evet. Beni diğer adamların elinden kurtardı. Bu kıza sakın güvenme. Sana sevgili olduğunu söyledi mi? Evet. Başka? Beni çok sevdiğini söyledi. Pişman olduğunu söyledi. Ve her şeyi anlatacağını söyledi. Bu kız bir hain. Bana hiç öyle gelmedi ama. Bu kadın Mete Başkan'a düzenlenen bir suikaste başroldü. Senin hayatına hain olarak sokuldu. Şimdi tekrar düşün. Bir şey hatırlıyor musun? Bir saldırıdan bahsetti. Evet. Evet, büyük bir saldırı olacak dedi. O kadar. Nerede? Ne zaman?
Bilmiyorum, söylemedi. Bilmiyor musun, hatırlamıyor musun? Bilmiyorum. Bildiklerimi de hatırlamıyorum zaten. Daha kaç kere söyleyeceğim? Hatırlamıyorum hiçbir şey. Kimim, neyim hatırlamıyorum. Neredeydim hatırlamıyorum. Kime güveneceğimi bilmiyorum artık. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Biz aynı saftayız. Bana güvenebilirsin, tamam mı? Hak etmediği bilgiyi vermek zulümdür. Nereden duydun bu lafı? Hatırlamıyorum. Neyse. Seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyorum. Tamam. Benim adım Halit. Mete Başkan'ın yerine atandım. Mete Başkan. Kim? Mete Başkan kim? Durum nedir? Düzeleceğini düşünüyoruz. Şu anda ilacın etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Anladım. Ne kadar sürer? Yaklaşık birkaç ay. Çok fazla. Yani durumun ne kadar kritik olduğunu farkındayım doktor ama... bu hastanın hemen iyileşmesi lazım. Karşı tarafı ne söyledi öğrenmem lazım. Burada yatan sadece bir hasta değil. Bu bir ulusal güvenlik meselesi. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum başkanım. Güzel. O size emanet. Yurt dışında görevdeydik. Bir 15 gün kadar saklanmak zorunda kaldık. Oldukça kötüydü. Benim kimliğim açığa çıkmak üzereydi. O zaman sahadaydı Halit Başkan. Nasıl bir adam peki? Yani pek konuşmaz. Sadece operasyon. Ama son 10 yılın yani bütün başarılı operasyonlarında parmağı vardır, emin ol. Herkes toplansın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Serdar'ın durumu iyi. Çok şükür. Çok şükür. Onu vurduğun için kendini suçlu hissetme. Sen doğru olanı yaptın. Ceren'le ilgili bir ipucu var mı Zoy? Henüz bir şey yok başkanım. Ne zaman? Araştırıyoruz. Hala bir ipucu bulamadık. Yarın öbür gün bu şehirde bomba patlasa, yüzlerce insan ölse, böyle mi diyeceğiz? Bir ipucu yok. Ha? Hayır. Böyle demeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Uyumayacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Çalışacağız. Sadece çalışacağız.
Evet. Bugün ne durumdayız? Şu yeni kurulan think tank. Orta Doğu Demokrasi Platformu. Ona Orta Doğu demeyelim. Hedefleri biziz. Web sitelerine baktım. Hepsi kritik görevdeki insanlar. Üst düzey bürokratlar. Üstelik zıt siyasi görüşteler. Kimmiş bu adamlar? Çok parası olan adamlar. Çok fazla etkileri var. Lobileri var. Ekonomik ve siyasi güçleri var. Yani ambargolar çıkarabilirler. Aleyhimizde her türlü kara propagandayı yapabilirler. Daha da kötüsü terör örgütlerini cesaretlendirebilirler. Gürcan. Önce Irak'a demokrasi götürdüler. Tabii 30 yıldır patlayan bombaların ölen insanların adli hesabı yok. Sonuç, parçalanmış bir ülke, birbirine düşman olmuş, aç, susuz, işsiz kalmış, ellerindeki tüm umutları yitirmiş bir halk. Sonra da Orta Doğu'yu bu hale getirdiler. Kuzey Afrika'yı da unutmamak gerekir. Şimdi de sıra bizde yani, öyle mi? Bizi de bölgedeki diğer ülkeler gibi parçalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bu think tank de bunun ilk adımı. Sizin öngörünüz nedir başkanım? Sizce nereden başlayacaklar? Yani bunların en büyük derdi bizi büyük oyuna sokmamak için ellerinden geleni yapmak. Bence Doğu Akdeniz'den başlayacaklar. Doğu Akdeniz'den petrol ve doğalgazdan payımıza düşeni alabilirsek dünya siyasetinde söz sahibi olacağımızı biliyorlar. Küçük ülkeler için petrol ve doğalgazın sadece ekonomik karşılığı vardır. Ama bizim için bu kaynaklar ekonominin yanında bağımsızlık demektir. Büyük oyuna yeniden oturmak demektir. Petrol ve doğalgaz için dışarı verdiğimiz milyarlarca doların içeride kaldığını düşünsenize. Bu paranın ülke için harcandığını, istediğimiz alana yatırım yaptığımızı düşünün. Akdeniz'deki büyük kavganın sebebi bu işte. Bizim olan kaynakları çıkartırsak neler yapabileceğimizi biliyorlar. Bizim hafızamız zayıf olsa da masada olduğumuz zamanları düşmanlarımız gayet iyi hatırlıyor. Biz şu anda bile bölgemizde bize rağmen oyun kurulamayacağını gösterdik. Şimdi de bizim olan petrol ve doğalgazı çıkartıp bunu kalıcı hale getireceğiz. Bu oyunda biz de varız diyeceğiz. Mideyi doldurmak için savaşanlar midesi dolunca durur. Dünyada adaleti tesis etmek için savaşanlarınsa durma lüksü yoktur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Katip. Araba şimdi geliyor. Bari İstanbul'a falan gitseydik. Ne işimiz var bizim Ankara'da? Ankara'yı da seversin kızım. Benim çocukluğum burada geçti. Ah Yıldırım, iş açtın başımıza. İnşallah buna değer. Yıldırım Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ebru ben, gazeteciyim. Türkiye'ye geleceğinizi biliyorduk. Öyle mi? Nereden? Gazeteciyim dedim ya. Sizinle eğer izniniz olursa ilk röportajı ben yapmak isterim. Röportaj mı? Evet. O nereden çıktı? Türkiye'de bir takım yardım faaliyetleri için bulunduğunuz söyleniyor. Siyasete atılmayı düşünüyor musunuz? Hanımefendi, şu anda ailemin yanındayım. Siyaset falan nereden çıkardınız? Almanya'nın en zengin iş adamlarından biri olduğunuzu biliyoruz. O kadar zengin olsaydım özel uçakla gelirdim. İki tane uçağınız var zaten. Hanımefendi, lütfen. Peki, şöyle yapalım o zaman. Siz benim röportaj talebimi kabul edin. Ben de sizi bir daha rahatsız etmeyeyim. Aksi takdirde tam bir baş belası olabilirim. Yakanızı hiç bırakmam. Tamam hanımefendi, bakarız. Güzel. Bu benim kartım. Aramanızı bekliyor olacağım. Tamamdır Ebru Hanım. Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. Ne inatçı kadınmış bu da ya. Gitmedi. Hadi binin hadi. Anlaşılan burada bayağı popüler olacaksın. İner inmez röportaj teklifleri falan.
Berlin de bana asla gerçek adımla hitap etme. Tamam efendim. Bak, bu ilk görevim. Şimdi öğrendiğin her şeyi uygulama zamanı. Evet efendim. Sizi asla utandırmayacağım. Hiç merak etmeyin. Ve asla kimseye güvenme. Hak etmeyene hak etmediği bilgiyi vermek zulümdür. Tamam efendim. Buyurun efendim. Yeni gelen raporlar nerede? Orada üstte. Ebru'nun mu? Evet. Doktorun bilgisayarına girmiş. Hasta hakları ihlali. Kapat şunu. Bir daha da yapma. İyi de bu benim bebeğim. Bu da devletin kanunları. Eğer bir daha devletin sana verdiği imkanları kişisel işlerin için kullanırsan başkana rapor etmek zorunda kalırım. Kusura bakma. Kural kuraldır. Artık o da ailede. Zehra. Teşekkür ederim. Bütün gece ağlamış. Yani evden gitmeye kalkmış. Yani o kullandığı ilaçlar bence onu daha kötü yapıyor. Yani belki tekrar bir hafta yatırmamız gerekebilir. Tekrar arayacağım sizi. Gel. Müsait miydiniz başkan? Söyle Zehra. Serdar hastaneye sevk edildi mi? Evet. Müsaade ederseniz ben ziyaret etmek istiyorum. Tamam, uygundur Zehra. Thank you.
Sondaj veri kayıtlarında bir gariplik var. Merkeze veri iletiminde kesintiler oluyor. Ne zamandan beri iletişim kesik? Dün de iki kesilme yaşadık. Ama bugün sayı iyice arttı. Sağlıklı veri aktarımı neredeyse imkansız gibi. Garip. Merkeze irtibata geçelim mi? Risk alamayız. Hemen gelmeleri lazım. Geçen seferki gibi iki gün bekleyemeyiz. Tamam. O zaman hemen teknik ekip talep edeyim ben. Hı hı. Arıza neredeymiş peki? Tamam, anladım. Evet evet, yanımda. Ne zaman gidiyoruz peki? Anlaşıldı. Görüşürüz. Hemen hazırlanmamız lazım. Mavi Vatan 1'e gidiyoruz. Nasıl ya? O nereden çıktı şimdi? Sistemde arıza çıkmış. Acil müdahale etmemiz gerekiyor. Hoş geldiniz, merhaba. Uzay kardeş. Hakkı dayı. Ne yapıyorsun? Ceren'in telefonundan çektiklerimin hepsini panoya astım. Bir ipucu arıyorum. Sen bir şey görüyor musun? Ben böyle fotoğraflardan falan bir şeyi anlamak için yaşlandım galiba. Bazen Milli İstihbarat'ta değil de teşkilat-ı mahsusada çalışıyormuş gibi konuşuyorsun. Adı ne olursa olsun, maksat devlete hizmet etmek. Unutma, devletin varlığı mahiyetinden önce gelir. Bunu da sen anlamadın. Kafana takma. İyi düşün. Müsait miydin? Silahlı mısın? Silahımı aldılar. İyi. Beni vurmayacaksan gelebilirsin. Yalnız o olayda beni sen mecbur bıraktın. Şok yaşarsam belki hafızam yerine gelir diye mi düşündün? Hayır. Elindeki silah bırakman içindi. Neydi adın senin? Gerçekten hatırlamıyor musun? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Yani senden bekleyeceğim bir performans. Komik biriydim yani. Daha çok alaycı diyebiliriz. Üzgün olduğumu söylemek için geldim. Tamam. Tamam mı? Ne diyeyim, söyledin işte. İyi. Adını hala söylemedin. Zehra. Zehra. Zehra, bizim aramızda bir şey mi oldu? Nasıl bir şey? Duygusal bir şey. Öpüşmedik değil mi biz? Hayır. Saçmalama. Ne bileyim, değişik bakıyorsun. Sanki benden hoşlanmışsın gibi. Yani sen zaten bütün kadınların senden etkilendiğini düşündüğün için hepsi sana öyle bakıyor zannediyorsun. Biliyor musun, biraz aynada kendime baktım. Şöyle çeki düzen verirsem kendime,
Hani bütün kadınlar olmasa da çoğunun benden hoşlanmaması için bir sebep göremiyorum. Sen kesin numara yapıyorsun. Gerçekten yapmıyorum. Bu fotoğraflar havaalanında çekilmiş. Öncelikle ne zaman çekildiklerini bulmalıyız. Sonra da o saatin kamera görüntülerini. Burada bir hedef var. Kesinlikle bulmalıyız. Hallederiz. Hallederiz de... Ya Uzay... Şöyle önce bir kahve yapsan. Yaptım masanda. Mesai arkadaşıydık yani. Aynen öyle. İyi geçinebiliyor muyduk? Bazen. Aramızda gerilim vardı. Çoğu zaman. Kesin birbirimizden hoşlanmışız. Öyle bir şey yok. Neyse sen yine de hafızam yerine geldiği zaman hatırlat. Senden hoşlanayım. Bayağı güzel kadınsın. Bu arada biz seninle tanıştığımızda... Siz Ceren'le beraberdiniz. Ama sonradan onun nasıl aşağılık bir insan olduğunu öğrendin. Bundan sonra birine güvenmen biraz zaman alacak. Seviyordum yani onu. Çok. Ama kısa sürdü. Büyük bir kalp kırıklığı. Ama bizimle paylaşmadın hiç. Hiçbir şey anlatmadın. Yine de bence içten içe pişman olup sana geri dönmesini istiyordun. Pişman olduğunu söyledi. İnanma. Peki, ona inanmayayım. Sana neden inanacağım? Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Ceren sana bir saldırı olacağından bahsetmiş. Onun nerede olduğunu tespit edemiyoruz. Sana nerede olacağıyla ilgili bir bilgi verdi mi? Böyle biraz zorlasan belki. Hiçbir şey hatırlamadığımı defalarca söyledim zaten. Kimseye güvenmezdim. Kimseye. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım, tamam mı? Bak, Ankara'da buluşacağız. Her salı saat 3'te karavan parkında seni bekleyeceğim. Bir şey mi hatırladın? Hayır, keşke. Dediğim gibi sadece büyük bir saldırı olacak dedi. Başka bir şey yok. Başka bir şey söylemedi yani. Maalesef sana yardımcı olamayacağım. Peki. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sen de dinlen. Seni yeniden aramızda görmek için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda. Hakkı dayı. Buyur. Şu görüntülere bakar mısın? Belki şüpheli birini görürsün. Akıt bakayım. Dur. Geri al. Gürcan, görüntüyü ekrana aktarır mısın? Ben de.
Al al, geri al biraz da. Şu yürüyen merdivenin başındaki adam. Nesi var o adamın? Başını yerden hiç kaldırmıyor kameralara yakalanmamak için. Ya Uzay, pasaport kontrol noktasındaki kameraya da mı baksak? Orada daha net bir görüntü vardır. Yapabilir misin? Sence? Yapabilirsin. Adı, sanı, her şeyini bulmamız lazım. O kolay. Pasaportu sahte değilse tabii. Ne var ne yok, her şeyi bulalım. Tamam. Çok teşekkürler Akıllı. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Genel bir aramalarımızı yapalım. Tabii ki. Olsunuzu. Üst araması yapacağız. Tabii ki. Buyurun, geçin. Teşekkürler. Mavi Vatan Bire hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Merhaba. İçeride biraz soluklayın isterseniz. Hiç gerek yok. Durum acilmiş zaten. Biz de hemen işe koyduk. Tamam. O zaman bu tarafta. Adem. Mete Başkan aradı mı seni? Evet, aradı. Ne dedi? Ben neysem Halit Başkan da odur dedi. Konu kapandı. Eyvallah. En son ne zaman gördün onu? 2-3 yıl önce görüşmüşlüğüm var. Burada herkes ona tövbekar diyor. Tövbekar? Evet. Sen tanıyor musun onu? Farklı yerlerde birkaç kez karşılaştık. Herkes ondan çok korkardı. Çok adama sıkmışlığı vardır. Onun adı geçince millet korkudan titrerdi. Teşkilatı erken bıraktı. Gitme dedim, gitti. Devlete adam lazımmış. Sanki biz başka bir yere çalışıyoruz. Devletle çalışıyorum diye bütün karanlık adamlarla tanıştı. Sık dediler sıktı, vur dediler vurdu. Sonra buldum bunu. Bu bahsettiğim 15 sene önce falan. Tek tek gösterdim. Hain dediği insanların suçsuz, günahsız olduğunu tek tek gösterdim. Bunu epey bir kullandılar tabii. Sonra da tövbekar olmuş.
Günaydın. Bu sabah nasılsınız? Daha iyiyim. Sadık. Halit Başkan. Hangi dağda kurt öldü? Dağlarda kurt mu kaldı? Hepsi sokaklarda. Deme. Pek değişmemişsin. Sen bayağı bir değişmişsin. Eyvallah. Hayat. Buyurun. Buyur başkan. Buyur kardeş. Çayım iyidir. Demli çayını içeriz. Ne yapıyorsun burada tek başına? Hatıralarını mı yazacaksın? Ne hatıraları yazması başkan? Ben o hatıraları unutabilmek için 15 seneni verdim. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ ol eyvallah. Demek burada yaşıyorsun ha? Burada yaşıyoruz. Çiçeklere falan bakıyorum. Bahçeye. Orayı burayı temizliyorum. Ama işin doğrusunu soruyorsan, ölmeyi bekliyorum. Halit Başkan, bir haber görmüş. Ne haberi? Hayır olsun. Yıldırım Türkiye'ye gelmiş. Hangi Yıldırım? Hangi Yıldırım olacak? Ne bileyim başkan. Bizim hayatımızda gök gürültüsü, şimşek, yıldırım çok. Hangi Yıldırım beni buraya getirebilir? Senin yıldırım. Benim yıldırım. E o yıldırım buraya geldiyse başkan, hayırlı bir şey için gelmemiştir. Mevzu basit. Kuklaları bitince kuklacıyı gönderdiler. Farklı yerlerden farklı şeyler duyuyorum. Farklı masalarda farklı kararlar alınıyor. Ondan sonra yıldırım Türkiye'ye geliyor. Dediğim gibi başkan, o yıldırım buraya geldiyse davası için gelmiştir. Neymiş ki davası? İntikam. Diyorlar ki o gün sıktığım mermiyi doktorlar çıkaramamış. Gene diyorlar ki benim sıktığım o mermi yıldırımın tam ense kökünde durup duruyormuş. Lan ne yapıyorsun? Gerizekalı. Dur lan dur, bir şey yapmayacağım, dur. Öldürtecek kendini. Dur lan dur. Ne yapıyorsun lan, gerizekalı? Roza. Roza! Roza aç gözünü. Roza! O gün o kazadaki kız
hamileydi değil mi? Evet. Yıldırım o işten ikimizi suçluyor. Suçlar. Bulunsun. Ben tövbeliyim. 15 senedir elime silah almamışım. Şimdi tövbemi bozmayayım. Olsun yine Dursun. Halit Başkan, sen Dursun diyorsun ama beni tanıyorsun. Şimdi ben tövbemi bozarım. Bunu alır belime takarım. Sonra lavuğun biri çıkar. Ters bir şey söyler. Ben ortalıkta adam bırakmam. Tövbemi bozdurmayın bana. Sen yine de dikkatli ol. Tövbekar ha? Tövbekar. Gerçi benim günahlarımın tövbesi yok ama neyse. Günah işleyen insan tövbe ederse o günahı hiç işlememiş gibi olur. Kabul edilirse. Kabul edildiğini nereden bileceksin? Eğer işlediğin günahları unuttururlarsa tövben kabul edilmiş sayılır. Eğer işlediğin günahlar benim gibi her gece gözünün önüne gelirse daha yolun uzun demektir başkan. Eyvallah. Sen yine gözünü dört aç. Elbet buraya gelecek. Eğer Yıldırım buralara gelirse biz de hesabı kapatırız. 99 olan günahımız 100 oluverir. Ne olacak? O olmadı. Olduğu kadar. Acil iş oldu sararsın. Halit Başkan. Başkanım. Beni biliyorsun, tanıyorsun. Eğer bir gün bir yerde dersen ki bu devletin sana ihtiyacı var, o zaman işler değişir, tövbeler bozulur. Tövbekar. Devlet ihtiyaç duymaz, emir verir. Eyvallah. Hadi kal sağlıcakla. Çocuk bir dakika. Ben seninle mi konuşuyorum be? Onu dedim. Tamam tamam sakin ol. Kaç para oldu? Halit Başkan'a bedava. Bunu bekliyordum. Adam Belçika pasaportuyla giriş yapmış ama pasaport sahte Uzay. Otel rezervasyonunu buldum. Büyük otel 2005 numaralı oda. Hmm.
Pınar. Hı? Adamın yerini tespit ettik. Büyük Otel 2005 numara. Takip edilmesi lazım. Güzel. Hakkı dayıyla çıkıyorum ben. Hulki nerede? O Zehra ile çıktı. Zehra nerede? Hulki abiyle çıktı. Ha. Tamam o zaman. Tamam. Ulan helal olsun be. İki dakikada çözdü işi bak. Takibe başlayın. Sakın kaybetmeyin. Sence nereye gidiyor? Ceren'le buluşmaya. Bence de. Şu sinyal almıyor, bir baksana. Katip. 17'ye bak. Buyurun ne? Yıldırım Bey. Kaptan, bu hazırlıklar nedir onda? Görüşmeye ihtiyacımız var. Aşağı geçelim mi? Çok güzel bir ev buldum. Biraz sonra size fotoğrafları göndereceğim. Onu demiyorum, diğer hazırlıklar. Hepsine çalışıyorum. 18. Sizi 18. mutlu edecek çok şey var. Tamam, çok... geldi o. Yani. Bari. Bir daha deneyelim. Sen mutlu et. Şimdi geliyorum. Tamam. Bu uyarı ekranı ne zamandan beri açık? Bir dakika. Şimdi bulurum. Log tutmuştuk. Hı hı. Evet. 3 saat önce uyarı ekranı oluşmuş. Tabii siz gelmeden önce biz müdahale etmek istemedik. Tabii tabii. Hey you. Don't. Anladım. Teşekkürler. Ya bu arada hiç sormadım, doğrudan işe giriştik ama acıktınız mı? Ben iyiyim, teşekkürler. Ben acıktım. İçecek bir şey de alabilir miyim? Tabii. Birini bize gönderebilir misiniz acaba? Tabii. Tekrar pardon. Lavabo ne taraftaydı acaba? Buyurun, ben size yardımcı olayım. Teşekkürler. Hemen geliyorum. Düne kadar her şey normal gözüküyor. Sonra da kesinti olmuş. İlginç. Teşekkürler. İyi misiniz?
Yarın tören saat kaçta? Saat 16 olarak planlandı. Büyük emek verildi. Ama sonuç ülkenin kaderini değiştirecek. Açıkçası ben de bu kadar büyük bir rezervim, hele petrol rezervini beklemiyordum. Tahmin etmiyordum yani. Ya herkes için sürpriz oldu. Biz de bu kadar büyük bir rezerv beklemiyorduk. Çok şükür. Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Yani bir hata bulamadım ama bulacağım, merak etme. Bir tek 17 kaldı. Ya Kemal, bu sizin tiyatromuz. Yani bir hata bulamıyorum burada. Bence aşağıya gitmem lazım. Sondaj odasında belki orada bir problem, anladın mı? İyi fikir. Mantıklı değil mi? Olabilir, mantıklı. Hemen aşağıya gidiyorum. Ufak bir test yapıyorum. Döneceğim, tamam mı? Haber vereceğim. Haber ver mutlaka. Tabii tabii. Gelsin. Sana da. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim size? Biz veri aktarım arızasıyla ilgili teknik destek için gemideyiz. Fakat köprüdeki sistemde bir hata bulamadım. Onun için burada birkaç ufak test yapmam lazım. İzin verirsiniz. Tabii. Ama önce izin verirseniz bir teyit alayım. Bana böyle bir ilgi verilmemişti. Tabii tabii. Ben burada bekliyorum. Siz lütfen görüşün. Güvenlik manasıyla ilgili de bir problem gözüküyor. Bu daha çirkin bir problem. Bir de ben bakayım. Tabii tabii, buyurun. Bir problem gözükmüyor. Yok zaten. Problem yok.
Oda servisi. Merhabalar. İçeriye bırakmamı ister misiniz? Lütfen. Bu oda başka salonda kayıtlı değil mi? Evet ama bundan sana ne? Biz o adamı arıyoruz da. Neden? Bir saldırı olacakmış da bununla alakalı olabilir mi diye. Lan buraya. Lan. Ah, lan. Yap. Sesini kes. Sesini kes. Yoksa kafana sıkarım senin. Aç bacaklarını. Var mı bir şey? Burada birden fazla sahte pasaport var. Haberim yok benim onlardan. Diğer adam nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun, yalan söyleme lan. Bilmiyorum diyorum size. Bak sıkarım kafana burada, gebertirim seni. Nerede diğer adam? Fotoğraftaki adam. Bırakın beni. Bırakın. Diğerleri nerede lan? Bilmiyorum ben. Kimse bana bir şey söylemedi. Yalan söyleme. Bilmiyorum. Yalan söyleme lan. Karavan parkına girdi. Yarın olacağız değil mi? Gerekirse evet. Ama bakalım onunla mı buluşacak? Aha geldi. Hadi inelim. Bekle. Ya Serdar'a bir şey yaparsa? Bekle. Hulki ne olur. Geleceğini biliyordum. Ne bu samimiyet? Beni bir hastanede tutuyorlar. Senin için kaçtım. Onlar iyi insanlar. Senin arkadaşların. Öyle görünüyor. Kötü olan benim Serdar. Ben çok kötü şeyler yaptım. Beni asla affetmeyecekler. Ne yaptın?
Sana ihanet ettim. Beni en çok üzen de bu. Sen inanmıştın bana. Sevmiştin beni. Kadın ciddi galiba. Asla güvenmem Ceren'e. Ya baksana her şeyi anlattı. Bildiğimizi bildiği içindir. Adamdan bir iz yok mu hala? Of Uzay. Elimizde sadece adamın fotoğrafı var. İsimlerden bir şey çıkmadı. Biliyorsun pasaport da sahte. Ne yapabilirim ben? Tamam sakin ol. Zehra Hanım. Ceren'i alıp konuşturmanız lazım. Bir şey bulamıyoruz. Tamam öyle yapacağız. Bizimkiler geldi mi? Geldi geldi. Bizden haber bekliyorlar. Herkes yerini aldı. İyi. Biraz daha bekleyelim. Ne konuşacaklar merak ediyorum. Tamam. Şöyle gelsene. Sen bu saldırıdan bahsetmiştin. Gerçekleşti mi? Hayır. Güzel. Eğer dediğin gibi ise yardım et. Ne biliyorsan anlat. Sana inanırlar. Bir şirket var işin içinde. Sadece onu biliyorum. Tamam, ne şirketi? Cihaz satıyorlar. Sismik aletler falan. Hı. Maden aramak için galiba ama ben de tam olarak bilmiyorum. Peki, adını biliyor musun şirketin? Deep Sismik. Tam adı bu. Ne diyor ya? Ne oldu? Kemal. Kemal bu şirkette yazılım mühendisi. Uzay, şimdi beni iyi dinle. Ceren bir şirketten bahsetti. Deep Sismic. Bu şirket sondaj gemilerine teknik cihaz sağlıyor. Kemal de orada çalışıyor. Acil Kemal'e ulaşıyorsunuz hemen. Hayda. Zehra, Kemal'in telefonuna ulaşamıyoruz. Şirketi arayın. Şirketin internet sitesine giriyorum. Bir dakika bir şey buldum. Havaalanındaki adam mı? Pınar ve Hakkı dayının odasında olduğu adam yani. Aynı şirkette çalışıyor. Uzay ne oluyor? Eğer bir saldırı olacaksa bu adam da işin içinde olmalı. Konuşmayacaksın. Dur. Konuşmayacaksın. Ah, yapma. Et. Ah. Buraya kadar yapma, ne yapacaksın? Yapma ne olur. Vurma. Konuşacak. Senin bekleyeceğiz biz lan. Ha senin bekleyeceğiz. Konuşmanı mı bekleyeceğiz? Lütfen sıkma sakın ha. Sakın. Konuşur. Vurma. Öyle mi? Eyvah. Ya her defasında vuruyorsun. Çırpınışların zaten. Yapmayın konuşacağım. Ne diyorsun anlamadım. Konuşacağım. Konuş. Ha. Mavi Vatan bir gemisinde ikisi de. Nerede? Mavi Vatan bir gemisinde ikisi de. Ne yapıyorlar lan orada? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Duydunuz mu? Ne? Duymadık. Ne dedi? Kemal ve adam. Mavi Vatan bir gemisindeler. Gemi nerede? Doğu Akdeniz'de sondaj yapan gemi bu. Hemen irtibata geçiyorum. Tamam. Anladım efendim. Aşağıda olmaları lazım. Tamam. Gemiye gelen mühendisleri bulun hemen. Haklarında ihbar var. Çabuk, dikkatli olun. Siz!
sayın başkanım gelmiş. Niye geldin? Onca yıl sonra beni böyle mi karşılıyorsun? Yaşlanmışsın. Yıllar geçiyor. Senin de kamburun çıkmış. Sırtımdaki yük çok ağır be başkanım. Sonunda büktü belimi. Ama hala ayaktayım. Niye geldin Yıldırım? Niye gelmiş olabilirim? Senin için geldim. Onca yıl gezdin durdun, anca buldum izini. Dur tahmin edeyim. Seni şirket gönderdi değil mi? Hangi şirket? Fadil'in bağlı olduğu yapı. Hiç duymadım. Fadi'ye sor istersen. Fadi yaşıyor mu? Pardon, kusura bakma, unuttum. Mete Başkan onu bizzat infaz etmişti değil mi? Devletime düşmanlık edenlerin başına ne geleceğine dair güzel bir örnekti ama öldü. Ülkeyle bir problemim yok. Öyle mi? Niye geldin o zaman? Bazı hayır işleri, bazı yatırımlar. Yatırımdan anladığım şu. Bazı düşünce kuruluşları adına para dağıtacaksınız. Teröristlere, hainlere, sizinle işbirliği yapan herkese. Görmeyeli epey paranoyak olmuşsun başkan. Yok, gayet iyiyim. Sadece ülkemi seviyorum. Buraya intikam için geldim biliyorum. Sadece benden değil. Bütün ülkeden intikam almaya çalışacaksın değil mi? Hı? Dünyada hiç kimse intikam almayı benden daha çok hak edemez Halit Başkan. Hiç kimse. Zehran, gemiyle irtibata geçtik. Alarm durumuna geçtiler. Kemal orada mı? Evet, büyük bir ihtimalle. Merak etme. Müdahale ediliyor. Bir zamanlar iki kardeş gibiydik. Senden çok şey öğrendim. Sabretmeyi öğrendim. Sakin kalmayı. Beklemeyi. Doğru zamanı beklemeyi. Öğrendiğin hiçbir şey yapmıyorsun ama. 30 yıldır her saniyem seninle ilk karşılaşacağım günü düşünerek geçti. Gözünün içine tekrar bakacağım o anı bekleyerek. İnsan böyle daha büyük bir karşılaşma bekliyor. Karşılaşma zaten.
Aç, aç. Belki önemlidir. Efendim? Ne zaman? Ölü yaralı. Belli ki sen kötü bir haber aldın. Yoğun olursun şimdi. Tekrar görüşeceğiz. Alo. Demek haberi aldınız. Efendim, daha yeni başlıyoruz. Arzu ettiğiniz demokrasi Türkiye'ye çok yakında tamamen gelecek. Mecbur bıraktılar. Silah. Silah çıkardı. Hadi müdahale edelim. Dur, dur. Dur Hulki. Bekle. Ne yapıyor bu? Kimse bana güvenmeyecek artık. Sizinkiler beni asla affetmeyecek. Hayatım boyunca ya hapis yatacağım ya da ömür boyu ölüm korkusuyla yaşayacağım. Öyle bir şey olmayacak. Ceren, lütfen indirir misin silahı? Sakin ol. Sana yardım edeceğim. Söz veriyorum. Serdar. Çok üzgünüm. Çok. Ya kendini öldürecek baksana. Numara yapıyor. Uzay, bir haber var mı? Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyeti göstermekte olan Mavi Vatan 1 gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı büyük bir patlama gerçekleşti sevgili seyirciler. Olası can kayıpları ve yaralılarla ilgili bilgileri elimize ulaştıkça sizlere ileteceğiz. Üzgün olacak bir şey yok. Yapma. Her şey. Ama her şey için çok pişman. Benden bu kadar. Çok üzgünüm. Tamam mı? Sakin ol, sakin ol. Geçti. 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 Bana bak. Ceren, bana bak. Bana bak. Lütfen bana bak. Tamam, geçti. Ne olur beni bırakma. Tamam, bunu bırakma. Şu an senden başka güvenebileceğim kimse yok. Tamam mı? Serdar affet beni. Affet, çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Her şey için çok pişmanım. Geçti. Tamam, sakin ol. Lütfen beni affet. Lütfen. Senin için elimden gelen ne varsa yapacağım. Tamam mı? Söz veriyorum. Kızı alın. Gidiyoruz. Kaldır. Ne yapıyorsunuz? Hayır. Bırak. Kimsiniz? Serdar lütfen yardım et bana lütfen. Serdar lütfen Serdar. Ceren tamam yat. Bırak. Serdar. Serdar tamam. Bırak. Sakin ol. Tamam sakin ol. Serdar. Ceren nereye götürüyorsunuz? Serdar. O kız sana yalan söylüyor. İnanma. Bana güvenebilirsin.
etmeyene hak etmediği bilgiyi vermek zulümdür. Şey düzelecek. Söz veriyorum. Bana güven.